Hocam şimdi yine çok merak edilen bir konu. Onu sormak istiyorum. Büyü. Bir, büyü var mıdır? Bunu merak edenler var. Tesiri kesin midir? Böyle mi inanmak gerekiyor? Ve yapmak, yaptırmak doğru mudur? Ve büyü yapıldıysa bir kimseye onu işte çözmek için mesela ne yapılması gerekiyor? Mustafa Bey, büyü hani piyasada şimdi kullanıyorlar o kelimeyi. Efsunladılar falan diye. Evet. Bunun Arapça şeyi de sihirdir. Büyü biz daha çok kullanıyoruz. Sihir, büyü, efsun. Bunların hepsi aynı. Aynı kalıptadır. Yapmak haramdır bu diyor. Büyü yapmak haramdır. Evet, haramdır. Hatta bir hadis-i şerif var. Müslüman sihir yapmaz, büyü yapmaz. Allah saklasın. İmanı gittikten sonra büyüsü tesir eder. Oo, çok ağır. İmanı gittikten sonra. Sanki sihir yapınca imanı gider buyuruyor. Sanki sihir yapınca, büyü yapınca imanı gider. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, ovaları doldurmuştu. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler melekler. Evet dedim. Bunlardan ancak 70 bin adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. Enteresan orası bizim de zaten işlerine sihir, büyü, dağlama, fal karıştırmayıp Allah-u Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyurdu. Dolayısıyla dinimize büyü yapmak da yaptırmak da men edilmiştir. Hatta biraz önce naklettiğimiz o hadis-i şerif de çok tehlikelidir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve sihir yani büyü yapmamalıdır ve yaptırmamalıdır. Haramdır. Küfre yani imanın gitmesine en yakın olan en fena haramdır buyuruyor. Sihre ait ufak bir şey yapmamaya da bu sebepten dolayı çok dikkat etmelidir. Evet. Çok dikkat etmelidir. Peki şey de bizde şimdi kullanılıyor Mustafa Bey. Cadı derler mesela. Bu sihrin farsçası caduymuş. Cadu. Biz ondaki U'yu atmışız, cadı Cadı demişiz. demiş. Cadı demişiz. Sihir yapana Farisi de cadu derlermiş. Cadı. Biz de cadı olarak kullanıyoruz. Sihir vasıtasıyla her dilediğini yapacağına inanırsa bir kimse kafir olur. Ben bir büyü yapayım falan. Tepetaklak olur adam. Görürsün bakalım. Kafir olur bu diyor. Sihrin tesirine inanmayan da kafir olur. Böyle bir şey yok diye. Olmaz diyen evet. Evet. Buna inanmayan da kafir olur. Peki siz de sordunuz. Tesiri kat'i midir? Sihrin yani büyünün tesiri diğer ilaçlar gibi. Allah Teala dilerse tesir edebileceğine inanmalıdır. Yoksa adam ben bir büyü yaparım seni tepetaklak ettiririm diyen kafir olur. Ya da yaptırırım. Yaptırırım. Tepetaklak olur. Allah Teala korusun. Allah Teala korusun. İmanı gider. Dolayısıyla büyü vardır. Ama ilaç gibidir. Allah Teala dilerse tesir eder. Dilemezse tesir etmez. Dilerse tesir eder, dilerse etmez. Hatta bir hadis-i şerifte tatayyur eden ve tatayyur olunan ve kahinlik yapan ve kahine giden, sihir büyü yapan ve yaptıran bunlara inanan bizden değildir. Kur'an-ı Kerim'e inanmamıştır. Tabi Mustafa Bey gözümün içine bakıyor. Orada tatayyur falan bir şey kelimeler geçti. O ne demek? Efendim tatayyur uğursuzluğa inanmaktır. Yani tatayyur eden, uğursuz sayan veya tatayyur olunan bu şey uğursuzdur denilen, kahinlik yapan ve kahine giden, işte gayipten haber veren, bunlara inanan, bir de büyü yapan. Kur'an-ı Kerim'e inanmamıştır. Kahinlik cinden bir arkadaş edinip olmuş ve olacak şeyleri ona sorup ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmek. Eskiden çok yaygındı bu. Eskiden şimdi çok yaygındı. Şimdi o kahinleri yerine medyum adı altında kimseler devreye sokuldu. Sonra da bakıyorsun bazen televizyonlarda falan görüyorsun. Yani söylüyor da abuk subuk şeyler söylüyor. Genellikle cinlerle bağlantılı insanlardır bunlar. Cinlerle bağlantılı insanlardır. Cinlerle tanışan falcılar ve yıldıznameye bakıp sorulan her şeye cevap verenler böyledir. Bu Yıldızname diye bir kitap da uydurmuşlar. O da öyle. Bunlara ve büyücülere gidip söylediklerine, yaptıklarına inanmak. Bazen doğru çıksa bile, bildi falan diyor. Doğru çıksa bile Allah-u Teala'dan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmamak olup küfür olur. Yani imanı gider, kafir olur diyor. Bunlara gitmek ve bunlarla bir şey sormak ve etmek. İbni Ebu Zeyd rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki bir kimse kitaba bakarak
cin ile konuştuğunu, bu cinle emir ederek saray yapan habis cinni kovduğunu, büyü çözdüğünü, habis cinni öldürdüğünü söylerse buna inanmamalıdır. Sen diyor şu kadar para getir, ben diyor o cini yakayım. İyi yakamış ya. Cinci tarikatçıya inanmak, bunlar hoca değil cinci. İnanmak, insanı cinden kurtardığına inanarak ona ücret vermek caiz değildir. Büyü çözene de para vermek caiz değildir. İmam Birgibi Hazretleri, bir kimse ben çalınanları, kaybolanları bilirim dese, böyle söyleyen ve buna inanan kafir olur, imanı gider buyuruyor. Bana cin haber veriyor, bunun için bilirim dese yine kafir olur. Niye? Çünkü cin de gaybı bilmez. Gaybı Allah-u Teala bilir ve hatta Allah-u Teala'nın bildirdikleri bilir. İmam-ı Nevevi Hazretleri de buyuruyor ki, sihir yaparken küfre sebep olan kelime veya iş olursa küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa büyük günahtır buyuruyor. Ve kitaplarda anlatılırken, büyü yani sihir insanları hasta yapar. Sevgi veya muhabbetsizlik yapar. Yani cesede de ruha da tesir eder. Cenab-ı Hak dilerse tabii. Bilhassa büyü kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Sihrin tesiri kati değildir. İlacın tesiri gibi olup Allah-u Teala isterse tesirini yaratır, istemese hiç tesir ettirmez. Her gün abdestli olarak şey yapar. Ayet-el Kürsi'yi okur, Nas Felak surelerini okur, üzerine üflerse bir tesiri de olmaz. Mesela bir sihir büyücü büyüyle istediğini elbette yapar, sihir muhakkak tesir eder derse imanı gider. İmanı gider, kafir olur. Allah-u Teala korusun. Peki gelelim şimdi bütün bunlar, bu bilgiler verdikten sonra. Büyü tesir etti. Birine büyü yapıldı. Yapıldı, tesir etti. Büyü yapılmış olan kimse, Tesil-i Menafi diye bir kitap var. Arabi bir kitaptır. Hakikat kitabı evinde var. Bakıp bastırmıştır onu. Tesil-i Menafi sonundaki ayat-ı hırs, sabah ve ikindi namazlarından sonra 7 gün birer kere okur ve boynuna yazar ve boynuna taşırsa şifa bulur buyuruyor. Ayrıca bir miktar suya, ayet-el kürsi, İhlas, Muavizeteyn yani Kulem-i Tırap, Felak ve Nas okumalı. Büyülenmiş kimse bundan 3 yudum içmeli, kalan ile gusül abdesti almalıdır, şifa bulur buyuruyor. Birçok alternatifler bildirilmiş. Mekatib-i Şerifi de diyor ki, hacetlere kavuşmak için 2 rekat namaz kılıp sevabını silsiliye aliye. Bu Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Bekir, ondan sonra Selman-ı Farisi radıyallahu teala anh vasıtasıyla gelen bir silsile var. Bunlara silsiliye aliye büyükleri denir. Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Adı Bağdat Hazretleri bu silsiledendir. Bu silsileyi âliye büyüklerin ruhlarına hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek dua etmelidir. Faydasını görür. Bir de pratik olarak Fevaid-i Osmaniye kitabında bildirilen bir şey var. Büyü yapılmışsa yapılan kimseye okunacak şeyler hakkında. Burada buyuruyor ki, büyü ve cadı yani büyü afetlerinden kurtulmak için 3 kere önce salavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed okumalı. Sonra 7 defa Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sonra her birine besmele çekiyoruz. 7 defa ayet-el kürsi. Allahü la. Sonra 7 defa kafirun. Kul ya eyyühel kafirun suresi. Sonra 7 defa ihlas. Kul huvallahu ahad. 7 defa kulemuzu rabbi filat. Ve 7 defa da nas. Kulemuzu rabbi nas suresi okunur. Kendi üzerine, kendi okuyabilir. Kendi üzerine veya hastanın, büyülenmiş kimsenin üzerine üflemeli. Bunları tekrar okuyup büyülenmiş olanın odasına, yatağına, evin her yerine, bahçe varsa bahçesine üflemelidir. İnşallah Teala büyüden hala sonra kurtulur. Bunun için de karşılık yani bir şey bedel almamalıdır, evet. Beklememelidir. Peki hep yapıyorsa biz de bunu hep okuruz. Birkaç gün buna devam etmeli. Biznillah Teala bir şey kalmaz buyuruyor. Bir de sabah ve yatsı namazlarından sonra büyük alimlerin isimlerini sonra Fatiha-i Şerife'yi okuyarak ruhlarına gönderip onları vesile ederek yapılan duanın da kabul olduğu tecrübe edilmiştir buyuruyor. Yalnız Mustafa Bey bunlara inanmak gerekir. Evet. İnanmazsın. Bir deneyeyim bakayım falan. Yok, denemeyle falan olmaz. Yani bunların İslam alimleri kitaplarına yazmışlardır. Ve bunlar mutlaka aynı şekilde netice alınır mı? Elbette. İnanarak okuyacağız. Evet, inanarak. Evet. Bir de Tefsir-i Aziz'de buyuruyor ki 40 gün sabah namazının sünnetiyle farz arasında 41 kere Fatiha okunur. Yalnız Hanefi mezhebinde sabah namazının sünnetiyle farz arasında okunmazdı. Şafii mezhebinde caizdir, taklit ederek okunabilir. Veyahut da sabah namazının farzı kılındıktan sonra okunur. Besmele'nin sonundaki mimi Fatiha'nın lam harfiyle birlikte okunur. Yani Rahimül Hamdi diye okunur. Sonra yapılan dua kabul olur. Suya üfleyip hasta veya büyülenmiş kimse içirilirse eceli gelmemiş olan hasta bulur ve büyü de çözülür buyuruluyor. Yani bu konuda yine Tamim-i Saadet-i Ebediye kitabında mesela sihir, büyü bahsinde daha geniş aynı şekilde bilgiler verilmiştir. Ve büyü içinde piyasada kendilerini takdim eden, işte getir bir 100 lira, 500 lira, 1000 lira
Hallediverelim seninkini falan. Bunlara itibar etmemeli. Zaten ücret alınmaz bunlar karşılığında. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarında yazılı olanları okumalı. Bunlara inanmalı. Başkasından değil. Allah-u Teala'dan beklemeli. Ve netice itibariyle şifaya kavuşur mu? Kavuşur.